Sizin için kariyerinizin başında, daha attığı ilk adımda zirveyi yakalamış bir tiyatro sanatçısı deniliyor. Hamlet'ten dolayı. Hamlet çok oynanan, çok bilinen bir karakterdi. Ancak sizin Hamlet'iniz, Engin Cezar'ın oynadığı Hamlet, unutulmazlığı yakaladı. Özellikle Türkiye seyircisi, Türkiye'deki seyirciler açısından. Neydi sizin Hamlet'inizi bu kadar farklı kılıp kalıcılığı yakalattıran? O hiç bilinmez. Siz nasıl bir yorum yaptınız ki Hamlet hala bugün konuşuluyor? Şimdi bir kere zamanlama doğruydu. Şöylesine doğruydu. Doğru yaşta, doğru fizikte ve doğru yürekte bir oyuncuydum ben. Şunu demek istiyorum. Yani fiziğim, yaşım ve iç dünyam Hamlet'e çok yakındı. Bu tabii çok büyük bir şans. Zaten öyle olmasaydı bana bu rol teklif edilmezdi. Yani Muhsin Bey de yılların hocası, yönetmeni bir şey gördü. Doğru gördü. Onun gördüğünü ben de hissettim. Ve bunun sonunda çok aslında saf bir yorumdu. Gerçekten çok saf bir yorumdu. Çünkü hakikaten benim iç dünyam çok yakındı Hamlet'inkine. Yani fırtınalara göğüs geren. Hamlet'in iç dünyasını sorgulaması aslında bir anlamda sizin de belki o paralelde iç dünyanızı sorgulamanız. Kesinlikle o. Ayrıca çok önemli kararlarda ben çok zor karar veren bir insanım. Hamlet de öyle biliyorsun. Hep de önünüze zor kararlar çıkıyor. Hep. Bütün ömrüm öyle geçti. Hep kararlarım zordur ama zor olduğu nispetle de doğru karar vermişim. Dediğim gibi çok saf, çok yürekten, çok insan. Teatral değil, çok insan, çok inandırıcı bir Hamlet yorumu çıktı ortaya. Yani benim kişiliğimden ötürü, fiziğimden ötürü, enerjimden ötürü. Ve de bu yorum seyirciyle buluştu. Peki çünkü daha, seyirci inandı. Peki daha ilk başrolünüzde seyircinin bu kadar size inanması, sizi sevmesi, beğenmesi... Tabii o dönemde belki o ruh haliyle çok sizi mutlu etmiş olabilir ama daha sonra bu biraz da endişe verici bir hal almadı mı? Bundan sonra yaptığım bunun altında kalmamalı diye. En büyük sorun. En büyük sorun. Yani bir oyuncunun profesyonel kariyerine Hamlet'le başlaması kadar inanılmaz. Herkesin rüyasını gördüğü. Fakat aynı zamanda ilerisi için o kadar zor bir durum olamaz. Zor ve riskli. Tabii bunu yaşadım, çektim, sendeledim, tökezledim. Fakat sonra bir süre sonra tabii o yararlı olmaya başlıyor.